Tarih tabii ki tekerrürden ibaret değildir. Ama benzeşen tarafları vardır. Yani çünkü coğrafya aynı, aktörler aynı. Haliyle de benzeşen tarafları var. Farklı olan nedir? Farklı olan dünya görüşleridir. Değişen dünya görüşleridir, anlayışlardır. Bugün siz Rus devlet aklındaki değişmeye çalışan anlayışı göremiyorsanız eğer, görmek istemiyorsanız veya sizin kendi alışkanlıklarınızı boşa çıkardığından tutun da kompleksli olmanıza veya sadece ve sadece Rus ve Türk düşmanlığı üzerine siyaset yapmanıza kadar geniş bir çerçeve içerisinde mevzu değerlendirilebilir. Çünkü bir bedahat var ortada. Ama NATO söz konusu olunca böyle bir şeyi yok, ön kabul. Zaten nedense bu NATO düşmanları için de geçerli, Amerika düşmanları için de geçerli bu söylediğim birçoğu için. Adam Amerikan düşmandır. Ne zaman ki Rusya Amerika'yla bir şey içerisine girer, birdenbire Rus düşmanlığı başlar. İşte Kırım'da bize bilmem ne oldu. Ne oldu Kırım'da sana? Savaştın, kaybettin. Tarih böyle yürüyor arkadaşım. Yani tarih, o zaman Belgrad da bizimdi, Plevne de bizimdi. Anlatabildim mi? Budapeşte de bizimdi, Macaristan da bizimdi. Onlarla ilgili niye bir şey söylemiyorsun? Oralarda da bıraktık bir sürü şeyler. Bu ayrı bir mevzu. Yani bir nostalji diyebileceğin veya geçmişten ders alarak geleceğe doğru yaptığımız hesaplarda kullanabileceğimiz hususlar ayrı. İstanbul senin miydi? Yunanistan'ın da o da. Diyelim ki Bizans da onlarındı. Ne yapacağız şimdi? Ya böyle bir tarih değerlendirmesi yapıp onun üzerine siyaset belirlenir mi? Tarih böyle yürüyor. Bunu anlayacağız. Bir dakika kalktık da Orta Asya'dan geldik. Bilmem kaç tane imparatorluk devirdik burada. Ne yapalım şimdi, geri mi verelim? Anlatabildim mi? Tabii, tabii. Burada sadece yani tarihin akışını bile saçma sapan bir şekilde değerlendirmene sebep olan bir Nazi kırmasının etkisindeki bir düşmanlık söz konusu burada. Bunu Batı'da örneklerini çok şey görebiliyoruz. Şimdi Batı'da adam konuşuyor. Almanya'nın yarım bıraktığı işi Ukrayna'dan tamamlayacağız diyor. Yani gelmiş burada hemen şunu da söylemek lazım. Neoliberal politikaların Nazizm'de, Neo-Nazizm'de işi bitirmesi, burada kilitlenmesinin iki temel sebebi var. Batı'nın, Anglo-Sakson, Batı hegemonyasının kendisine tarihi düşman olarak gördüğü Rus ve Türk tehdididir. Şimdi buna karşı burada da şartlar bizi nasıl hareket etmemiz gerektiğini gösteriyor zaten.